burada sözü Emine Hanım'a vereyim ben. Çünkü projenin ortağı olmazsa olmazı Kagider. Emine Hanım, ben özetledim şöyle kısaca projeyi. Ama yani 2020 gerçekten zor bir seneydi kadın girişimciler için. Şimdi 2021'in ilk çeyreğini geride bıraktığımız günleri yaşıyoruz. Nasıl geçiyor? Nasıl geçti? Bir iyileşme var mı? Ne dersiniz? Sevgili Özlem Hanım, tekrar projeyi o kadar detaylı anlattınız ki Kagider'le DFDS'in işbirliğine ben burada tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten kadın için DFDS'le yola çıktığımızda kadın için taşıyoruz. Ayrı bir heyecandı bizim için, biliyoruz. Güzel bir işbirliği ve güç birliği yaptık. Ama şimdi bu kere Sayın Hakan Güldağ ve Dünya Gazetesi ile birlikte kadınlara ulaşmak için Anadolu'nun çeşitli bölgelerine gidiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Demin de ifade ettiğiniz gibi daha önce Bursa'daydık. Şimdi Kayseri'deyiz. Kayseri'deki güçlü kadın girişimcilerle birlikteyiz ve aynı zamanda ticaret odamızına da çok teşekkür ediyoruz bu girişime ve bu toplantıyı Anadolu buluşmalarına sağladıkları için. Daha fazla kadın girişimcinin ihracat yolculuğunu bizler de bu çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz hep birlikte. Dediğiniz gibi aslında ihracat topyekün herkese etkiledi ama ticarete kadınların erkeklerden daha fazla oranda da etkilendiğinde bu COVID-19 salgınında gördük aslında. Ve özellikle de belli sektörler daha fazla etkilendi ve bu sektörlerde daha kadın yoğunluklu istihdam sağlayan sektörler veya da kayıt dışı çalışanların çoğunun kadın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu da bir gerçek ki tüm veriler aslında 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olmayı hedeflediğimiz ülkemizdeki temel taşı kadınların daha fazla istihdamda olması ve kadın girişimciliği yoluyla ekonomiye daha fazla katılması. İşte bu noktada kadınların maalesef o hedefimiz %41'lerdeydi, şu anda %26'larda. Dolayısıyla hepimiz bu konuda daha topyekün çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Burada özellikle Özlem Hanım şunu belirtmek isterim ki turizm ve iş seyahati hizmetleri noktalarında kadın yoğunluklu bir istihdam var. Aynı zamanda buradan çok etkilendiler. Özellikle seyahat kısıtlamalarından dolayı. Onun ötesinde de imalat sektörü, tekstil, ayakkabı, telekomünikasyon gibi ürünlerde de ihracat rakamlarında bir düşüş var. Burada da istihdamda kadınların olduğu da bir gerçek. Ve tabii ki kadın sahibi olduğu veyahut da yönettiği firmaların çoğu da mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler. İşte burada da salgın sebebiyle en çok KOBİ'lerin işlerini sürdürmeleri açısından risk teşkil ettiğini de görüyoruz. Bizim geçenlerde Ipsos'la birlikte bir araştırmamız gerçekleştirdi. Buradaki araştırmamızın hedefi aslında kadın girişimcilerin 2020 yılında genel durumlarına ve pandemi yılının sonuçlarının neler etkilendiğini görmekte. Maalesef burada %76'sı, yani bu ankete katılanların pandemide zorlandığını ifade ediyor kadın girişimciler. Ve %68'i ise iş hacimlerinin azaldığını, hatta bunların arasından %28'i de işlerini kaybettiğini gösteriyor. Aynı zamanda bu önceki 3 yıllık dönemde firmalar çoğunlukla büyüme yaşarken maalesef hepimizin de bilincindeyiz. Girişimcilerin %60'ı 2020'yi cironun altında kapattılar. Tabii ki bununla ilgili herkes topyekün çalışıyor ama şu bir gerçek ki 10 firmadan 4'ü 2020 yılında 2019 cironusunun altında kaldığını da bu özellikle ankette de gördük. Ve pandemi sürecinde şu da bir gerçek, 10 kadın girişimciden 6'sı hükümetimizin hazırladığı destek paketlerinden yararlanmışlar. Ve en çok da kısa çalışma ödeneğinden %35 rakam gibi yararlanmış. Aynı zamanda KDV, SGK ertelemelerinden de yararlanan kadın girişimciler çok. Dolayısıyla burada tabii her işletme
baktığınız zaman bazı kadınlar da diyorlar ki biz işletmemizi belli bir süre daha götürebiliriz ama daha sonra kapatma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama şu bir gerçek, sözlerimi bitirirken, Türkiye'deki ihracatçılar açısından özellikle tedarik zincirinde yaşanmaya başlanan problemlerle birlikte bildiğiniz gibi seyahat kısıtlamaları, finansa erişimde zorlamalar, talep daralmaları, hepsi, bütün bunları gördüğünüz zaman 2020'nin oldukça zor bir yıl olduğunu gösteriyor. Ama şu bir gerçek, Türkiye 2021 yılı Ocak ayı ihracat verilerine baktığımız zaman da bir önceki yılının aynı ayına göre %2.3 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla umudu hiç kaybetmeyeceğiz. Kadın ihracatçıları desteklemeye devam edeceğimizi burada bir daha söylemek isterim size. Sayın Hakan Bey, az önce arkadaşlarımızı kadın girişimcilere de sordunuz. Aslında kadın ihracatçıların özellikle bilgiye erişime, hızlı değişen gelişimlere haberdar olması ve finanse erişim konusunda önlerini açmak çok çok kıymetli. İşte biz de bu noktada özellikle ihracatı arttırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz bu projemiz somut bir örnek diye düşünüyorum. Kadın için taşıyoruz aslında, hem kadın ihracatçıların maliyetlerini düşürmekte hem de rakiplerine göre fiyat avantajı sağlamakta ve hatta yeni pazara açılım konusunu da teşvik etmekte ve eğitimler almakta. DFDS firmasıyla birlikte yaptığımız akademi programımız da var. Eğitim ve bilgiye ulaşım programımız. Ben bu noktada şu iyimserliğimle sözlerimi bitirmek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de güçlü bir ekonomik toparlanmaya önümüzdeki süreçte sahne olacağına inanıyorum. Ve bu ekonomik toparlanmada kadınların bu sürece dahil edilmesinin şart olduğunu dile getirmek istiyorum. Onların bu sürece yapacağı katkı ve ortaya koyacağı yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez sevgili Hakan Bey. Dolayısıyla bu kapsamda kadınlara yönelik desteklerin, bu ve bunun gibi desteklerin mutlaka arttırılması gerekir. Ve cinsiyetler arasında mutlaka fırsat eşitliğinin kullanması, bu ihracatta da aynı şekilde kullanması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla biz KAGİDER olarak şunu biliyoruz ki yüksek katma değerli ekonominin ihracatla birebir bir ilişkisi var. Dolayısıyla KAGİDER olarak da biz hem bilgiye ulaşım, hem mentörlük, hem ve benzeri hususlarda kadın girişimcileri desteklerken dış pazarlara açılımlarını da hedefleyen çalışma programımızda DFDS'le sürmeye devam edecek. Ben Anadolu buluşmalarımızda hep birlikte olduğumuz için başarılı Kayseri'li kadın girişimcilerle beraber olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Ticaret Odası Başkanımıza da bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyorum efendim. Saygılarımla.